Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, sizlerle beraber yeni bir konu işleyeceğiz. Konumuzun adı yaşamımızdaki elektrik. Arkadaşlar, yaşamımızdaki elektrik dediğimizde birden farklı konu işleyeceğiz, alt konu işleyeceğiz. İlk konumuzun adı ise elektrik akımının manyetik etkisi. Evet, başlığımızı yazalım. Elektrik akımının manyetik etkisi. Şimdi sevgili arkadaşlar, elektrik akımının manyetik etkisi dediğimizde ilk aklımıza gelenler mıknatıslar olmalıdır. Evet, mıknatıslardan bahsedeceğiz. Mıknatıs dediğimizde doğada, evet, doğal halde ve yapay halde birçok mıknatıs bulunur. İsterseniz bunları şu şekilde gösterebiliriz. Doğal mıknatıslar ve yapay mıknatıslar. Şimdi arkadaşlar, doğal mıknatıs dediğimizde bir tane mıknatıs çeşidi vardır. Doğada doğal halde bulunan magnetit denilen mıknatıs çeşididir. Ve doğal halde böyle taş gibi bir, yani taş gibidir şekli, yani belirli bir şekli yoktur. Yapay mıknatıs dediğimizde onun hani şekline göre bazı mıknatıs çeşitleri vardır. Mesela işte çubuk, atnalı, U şeklinde ve silindirik olmak gibi, yani silindirik mıknatıs gibi birçok mıknatıs çeşidi bulunmaktadır. Şimdi mıknatıslarla ilgili özelliklerini verecek olursak arkadaşlar, mıknatıslar dediğimiz gibi magnetik çekim gücüne sahiptir ve bu çekim gücü sayesinde metalleri kendilerine çeker. Mesela mıknatıs, bir tane mıknatıs çeşidimizi yazalım. Şöyle bir çubuk şeklinde mıknatısımız olsun. Arkadaşlar, iki tane kutbu vardır. Bir ucuna ve diğer ucuna iki tane kutup vardır. N ve S kutupları, yani kuzey ve güney kutupları olabilir. Kuzey ve güney kutupları. Ve bunun yanında arkadaşlar, bu mıknatıs herhangi bir sebepten şu şekilde kırıldığında, bakın, kırılan parçalarda ne olur arkadaşlar? N, S, N, S şeklinde yine kutuplara ayrılır. Mıknatısların bir başka özelliği itme ve çekme özelliği. Ne dedik? Şeyleri birbirine çeker dedik işte. Metalleri birbirine çeker dedik. Kendilerine çeker dedik. Bir diğer özelliği de arkadaşlar, aynı kutupların birbirini itme ve zıt kutuplarında birbirini çekme özelliğidir. NS diyelim. Buna da NS dediğimizde birbirini çekme özelliği gösterir arkadaşlar. Şimdi sıklıkla sorularda da bu karşınıza çıkacak. İşte hangisi birbirini çeker? İşte değişik değişik mıknatıslar verecekler. İşte birbirini ittiği konuları verecekler. Ve işte acaba bunların kutupları ne olabilir şeklinde size sorular soracaklar. Burada da bu bağlamda da şu görmüş olduğunuz bilgi sizin çok işinize yarayacak. Evet arkadaşlar, mıknatıs dedikten sonra mıknatıslarla ilgili bilgilerimizi bitirdikten sonra ne dedik? Şimdi sizlerle elektrikteki akımdan bahsedeceğiz. Şöyle. Evet arkadaşlar, hani işte elektrik akımının manyetik etkisi dedik. Aynı zamanda şimdi manyetik etkisinden bahsettik. İsterseniz bir de elektrik akımından bahsedelim. Elektrik akımını nasıl bulabiliriz? Sağ el kuralı nedir? Onu sizlerle beraber paylaşacağız. Mesela arkadaşlar, elektrik akımı dediğimiz akımımız şöyle bir görmüş olduğunuz gibi bir akımızın geçtiği bir devremiz olsun arkadaşlar. Burası artı, burası eksi olsun. Bakın, akımın yönünü nasıl bulabiliriz dediğimiz arkadaşlar. Artıyı görüyor musunuz? Bakın, artıya göre şu baş parmağımızı artının yönüne, akım yönüne koyduğunuz arkadaşlar, diğer parmaklar hangi yönü gösteriyorsa akım şiddeti o yönedir. Bakın, bu parmağımız artıyı gösteriyor. Diğer parmaklar hangi yönü gösteriyorsa. Yani buradaki akım yönümüz böyledir sevgili arkadaşlar. Artıdan başlar ve ne olur? Artıdan eksiye doğru devam eder. Yani bu şekilde devam eder arkadaşlar. Diğer bir akım yönü yine başka bir şekilde gösterecek olursak. Yine bir tane devre çiziyoruz.
Şimdi arkadaşlar yine sağ el kuralından, yine bakın, yine şu parmağımızı ne yapacağız? Biz artı yönüne yapacağız. Bakın artı yönüne yaptığımızda ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yaptığımızda bakın ne oluyor? Bu şekilde gidiyor. Bakın aşağı doğru gidiyor. Görüyor musunuz? Aşağı doğru gittiği için de akım yönü ne diyorum arkadaşlar ben? Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Ne tarafa doğru gidiyor? Bakın görmüş olduğunuz gibi bu tarafa doğru gidiyor diyoruz. Sağ el kuralını kullanma şeklimiz böyleydi arkadaşlar. Şimdi şu sarım sayılarını gördünüz. Ben sizlerle beraber bir mıknatıs yapmak istediğimde. Bakınız bir mıknatıs yapacağız diyelim. Mıknatısı arkadaşlar, mıknatıs eğer doğal değilse, hani normal işte doğada bulunan ve yapay mıknatıslardan bahsedik. Bir de magnetik etkisi olan şeylerden bahsedeceğiz. Bunlar nelerdir mesela? Bir çiviye de magnetik etki yapabilirsiniz. Ne yaparsınız? Çivinin üzerine bobin sararsınız. Bobin şeklinde çiviyi sararsınız arkadaşlar. Onu da manyetik kuvvetli bir madde haline getirebilirsiniz. Bakın manyetik kuvveti yapabilmek için, etkisini artırabilmek için arkadaşlar yapmanız gereken şey sarım sayısını artırmak. Bakın buna mesela bu şöyle bir şey olsun ve bir pile bağlı olmuş olsun. Bir pile bağlı olmuş olsun arkadaşlar. Evet, mesela şu bir metal olsun ve üzerinde de görmüş olduğunuz gibi bir sarım olsun. Bakın. Burada çektiği çivi bu kadardır arkadaşlar. Bir manyetik kuvvetli bir mıknatıs yaptık. Şimdi ikinci düzeneğimde yine ikinci bir düzenek yapayım arkadaşlar. Yine bir pil yapıyorum. Bakın bundaki sarım sayısını birazcık daha fazla arttırdım. Sarım sayısını arttırdığımda çektiğim manyetik kuvveti daha kuvvetli olacağı için arkadaşlar çekilen çivi daha fazla etkidedir. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Sizlerle beraber yaşamımızda elektrik konusunda elektrik akımından bahsettik. Aynı zamanda manyetik etkiden bahsettik. Mıknatıslara da örnek verdik. Zannediyorum yardımcı olabildim. Hadi bakalım şimdi elektriği sevenler birazcık da siz tekrar edin. Kolay gelsin.